Hocam yarın Mevlid Kandili inşallah. İnşallah. Hatırlatmış olalım dinleyicilerimize. Oruç tutmak isteyenler yarın ve yarından sonra tek olarak tutabilirler değil mi? Tabii. Şimdi gecesi yarın, yani salıyı çarşamba bağlayan gece Mevlid Kandili'dir. Yarın öğleden sonra, yani salı günü öğleden sonra, hatta biz tarihini de söyleyelim de bugün 25 Eylül 2023 pazartesi, 26 Eylül 2023 salı gününü 27 Eylül 2023 çarşamba gününe bağlayan gece Mevlid Kandili'dir. Peki seneye ne olur bu? Seneye 10 gün önce olur. 10 gün önce gene Eylül'de olur. 16 Eylül gibi falan. Evet, o civarda falan olur. Burada yarın şimdi saat 12'de mi başlayacak? Yok, öğleden sonra deniyor. Öğle namazı yani. Evet, öğle namazı esas. 13-15 falan. Dolayısıyla yarın mesela İstanbul için öğle 13.07 Türkiye takviminde. 13.07'den sonra şey başlıyor. Gecesi başlıyor Kandil'in. Mevlid gecesi başlıyor. Nereye kadar? İmsak vaktine kadar gecesi. İmsaktan çarşamba günü güneş batana kadar da gündüzü. Dolayısıyla efendim oruç tutmak istiyoruz. Tamam. Salı günü tutulabilir. Tek. Çarşamba günü tek tutulabilir. Yo, ben çok tutacağım. Hay. Bugün de oruçluysa. Pazartesi, salı, çarşamba. Efendim devam etsin olur mu? Olur. Bir mahsur yok. Perşembe. Ramazan-ı Şerif'e kadar da devam edebilirsin. Hali, vakti, durumu, saati yerindeyse, şartlar müsaitse hiçbir problem yok. Rahatla aynı şekilde oruç tutabilir mi? Tutabilir. Yalnız böyle mübarek gecelerde, mübarek kandillerde falan tutulan oruçlara her zaman velev ki efendim bilerek hatırımda kazaya kalan bir oruç borcum yok. Doğrudur. Fakat buna rağmen niyet ettim yarın ilk kazaya kalan orucumu tutmaya diye niyet edersek. Ola ki bilememişizdir orucu bozan halleri. Onlardan birisi gitmiştir. Biz de bilmiyoruz, hatırlamıyoruz. Bunu yerine geçer. Kazası ödenmiş olur. Ahirette hesap sorulmaz. Peki efendim, hepsi de sağlamdı. Böyle bir şey iste yoktu. Ben yine ilk kazaya kalan orucumu tutmaya diye niyet etsem bunun bir zararı olur mu? Hiçbir zararı olmaz. Zaten kazaya kalan oruç borcun yoksa o otomatik olarak nafileye dönecek. Yani niyet etme Allah razı olsun oruç tutmaya diye niyet ettiğin zaman nafileye, aynen ona dönecek. Şey de öyle. Yani elhamdülillah senelerdir usulden bahsedile edile. Yani şimdi dinleyicilerimizden böyle telefon açıp hani altınla biz devrini yapamıyoruz veya bazı mahsuller var. Hakikaten verecek kimse bulamıyor. Mesela bunun en başında şey geliyor. Buğday. Buğdayı kime verecek? Adam diyecek ne yapacağım, ben güvercinlerimi atacağım diyecek. Tamam. Hele şehirlerde falan. Köylerde gene değerlendirilir de fakire verildiği zaman. Peki ne yapılır? Kitaplarda açıkça buyuruyor ki ya mahsulün kendisinden, buğdaydan. Veya ne kadar vereceksin? 200 kilo aynı şekilde buğday usul vereceğim. 200 kilo kaç para ediyor? Şu kadar. Kaç gram altın ediyor? 5 gram. 5 gram altını fakire verirsin. Veya 5 gram altınla devir yaparsın. O 5 gram altının karşılığı neyse, o 200 kilo buğdayın bedeli neyse tutarsın fakire verirsin. Bazen mesela dinleyicilerimiz arıyor. Diyor ki hani bizim burada böyle devir yapacak kimse yok. Yapabilir misiniz? Sahi biz yapıyoruz. Hiçbir zaman bugüne kadar çevirmedik. Kimseyi de çevirmeyiz. Çünkü burası bizim değil. Burası herkese açık bir yer. Ne iskat ne bu şekilde böyle talepler olursa biz geri çevirmedik. Bilerek öyle bir durumumuz elhamdülillah olmadı. Dolayısıyla şimdi bir şeyler doğru olarak anlatılınca onu anlatmak istiyorduk. Efendim insanlar anlamaz. Anladılar. Niye anlamasın ki? Niye Allah'tan kullarına böyle suizan ediyorsun ki?
Efendim işte zekat altını veriyor. Efendim yok şaşırıyorsunuz, anlamıyor bunlar falan. Allah Allah. İnsanların yanındaydın sanki. Şakır şakır aynı şekilde altında devrini yapıyor. Usul olarak da topladığı fındığın onda birini tak diye veriyor. Veya kayısıyı veriyor. Kendisi anlayamayınca herkes anlayamayacak. Herkes anlamadı zannediyor falan. Takır takır veriyor. Dolayısıyla şuraya getirecekti sözü. Diyelim ki böyle sadaka verirken de geçmiş senelere mahsus usur borcum olabilir. Eğer bu çiftçi ise, ziraatçı ise veya zekat borcu olabilir. Ya bir nisaba ulaşmışımdır, bilmem ne olmuşumdur. Birazcık şey verecek olursa hani yüklü böyle bir kurban bedeli gibi falan sadaka verecekse. Ya benim geçmiş senelerde belki de üzerime vacip olmuştu, borcum kalmış olabilir. Altınla devrini yap, o geçmiş senelerin kurban borcu olarak ver. Efendim ya yoksa zekat borcum, usur borcum, hayvan zekatı borcum, ondan sonra ne bileyim kurban borcum yoksa. Boşa mı gitti? Boşa mı gitti? Hayır. Otomatik olarak nafileye döner. Ve biz Rabbimizin emrini vaktinde yapamadığımız için böyle bir telaşa girer, böyle bir gayretin içerisine girersek Rabbimiz yaptığımız işten memnun olur. Hatta meleklerine sevinir buyuruyor. Kolum daha önce bilemedi, gafletinden dolayı unuttu ama şimdi hatırladı, öğrendi. Geçmiş senelerde veremediği zekatı telafi etmeye çalışıyor. Usul borçlarını telafi etmeye çalışıyor. Allah Teala buyurur ki onun geçmiş bütün borçlarının hepsini silin. Böyle bir Rabbimiz var. Yeter ki sen birazcık gayret et. Onun için yani dinleyicilerimizden bizim istirhamımız. Efendim namaz kılmak istiyorum. Ya ilk kazaya kalan de. İki rekat kılacaksan sabah, dört rekat kılacaksan öğle, ikindi, yatsı, üç rekat kılacaksan akşam veyahut da vitir. Onlara niyet et. Namaz kılacaksan. Oruç tutacaksan ilk kazaya kalan oruca de. Sadaka vereceksen usul borcu, zekat borcu neyse veyahut da kurban borcu niyetiyle aynı şekilde altına devrini yaparak ver. Böylece çünkü borçtan kurtulmuş olsun. Çünkü Mustafa Bey ahirette Allah-u Teala bize niye teheccüde kalkmadın demeyecek. Niye mevlid kandilinde oruç tuttun demeyecek, sormayacak. Ramazan ayında orucu niye tutmadın? Tutamadın niye kaza etmedin? Onu soracak. Onu soracak. Topraktan elde ettiğin mahsulün usrunu niçin vermedin? Sonra aynı şekilde hatırlayıp niye eda etmedin, kaza etmedin, orucu da, zekatı da, ondan sonra namazı da. Bunları soracak. Sen bunları telafi edersen, efendim işte o zaman nafile ibadetler hakkında sevap çok büyük. Ya arkadaşım, yani sen mi bileceksin, ben mi bileceğim? İmam-ı Rabbani Kutsu Sözleri buyuruyor ki, nafileye verilen sevap buyuruyor. Denizin kenarına git. Aha biz İstanbul'dayız. Şurada İstanbul Boğazı'nı veyahut da Marmara Denizi'nin kenarına git. Parmağını sok. Öyle buyuruyor zat. Çek parmağını. İşte o çok 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 sevap olan nafileye o parmaktan damlayan damladır diyor. Peki şey farza verilen sevap o denizdir diyor. Akıllı kimse düşünür bunu ya. Akıllı kimse düşünür. Ya der ki onu, yani, çoğunu kazanıyorsun. Ve şimdi ecel gelip de ruhumuzu teslim ettiğimiz zaman ben pişman oldum, özür dilerim falan, melekler diyecekler ki bu pişman olmanın, özür dilemenin ve telafi etmenin yeri burası değil arkadaşım. Dünyaydı. Ben hakkımı da helal ettim, kimseye ya diyecekler, o geçti. Dünyada helal edecektin. Dünyada mesela geliyor falan, ya Mustafa Tokuz hakkını helal edecek. Katıyorum ben, alacağım hakkımı. Al. Anda olsun, ölünce orada bir gördüm falan, onu alacak mı değil, verecek mi çıktı. Ben vazgeçtim. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Onun için bir de şey var Mustafa Bey, hani devam naklediyoruz ya. Ya mahşer günü hesaba çekiliyorsun ya. Hesaba çekiliyorsun. Tamam, bizim zamanımızda 10 üzerinden not aldı. 4,5 alan geçiyordu. 4,5 aldın. Vizeyi verdiler. Meleklere teslim ettiler, bunu cennete götürün diye. Ama melekleri bir türlü götürmüyor. Soruyormuşum. Ya işte tamam yani şey oldu, beni niye götürmüyorsunuz cennete? Ha demişler, senin alacağın var. Ahmet Efendi alacağın var. Ne kadar? 0.5 gram ağırlığında bir kul hakkı var, onu alacaksın. 25 kuruş. Ya ben vazgeçtim. Ha o dünyadaydı. Bekle bakalım. Ona sıra ne zaman gelir, 10.000 sene sonra. Ya bekle dur orada, tamam. Çünkü cennete sokmuyorlar. Her şey bitecek, tertemiz olacak. Hatta
Cennetin kapısından girince orada şeyler var. Ne diyelim bugünkü dünya tabiri. Duşlar, banyolar var. Melekler diyorlar ki bir dakika. Buralara girin bakın yıkanın. Şöyle bakıyorlar. Bak diyorlar. Şimdi cennete layık oldunuz. Hadi girin. Cennet temiz yer çünkü. Orada gıybet yok, dedikodu yok. Ondan sonra ne bileyim üzüntü yok, hastalık yok, haset yok, kibir yok. Hiçbir şey. Yani dünyada hatırına gelen kötü bildiğin çekememezlik hiçbir şey yok. Ama işte anlatıyorsunuz bazılarının köşkü öbürüsünden. Öyle de her cennete girenin kalbine Allah-u Teala şu düşünceyi verecek. Allah-u Teala en iyisini bana verdi. Başka türlü üzülür çünkü. Mustafa Tokoz'un köşkü benimki ne yüksekse falan filan ne üzülür. Ha, hoşuna gitti değil mi? Evet. Peşin parayı görünce güldüm. Hocam şimdi siz onu anlatıyorsunuz da şunu da sorayım hemen. Piyasada dolaşan bir laf daha var. Yani biz biliyoruz ki siz sık sık anlatıyorsunuz onu da mesela. Yılın 4-5 günü oruç tutmak haramdır. Ramazan bayramının biri, Kurban bayramının 4 günü. Ama Mevlid Kandili'nde de oruç tutulmazmış. Çünkü o gün sevinçli. Her sene dillendiriyorlar onu değil mi? Sevinçli olmak gerekirmiş. Dolayısıyla bayram gibiymiş. Siz de durmadan oruç anlatıyorsunuz. Şimdi bunu hep anlatıyoruz ve söylüyoruz. Ya bunu söyleyene de ki arkadaş hangi kitapta yazıyor bu? Bir soru sor ya. Bir soru sor. Hangi kitapta yazıyor bu? Ben öyle anladım. Senin anladığın 5 para etmez. At çöpe gitsin. Benim anladığım. Ben öyle düşünüyorum. Sevinçli olmak lazım. Onun için tutmamak lazım. Hiçbir kıymeti yok. Yok öyle bir şey. Tutulur yani. Evet tutulur. Peki efendim. İkinci bölümde devam edeceğiz.